kendime inanmak istemiyorum ya. Gözümün altına maskara bulaşmıştı. Kurusun da böyle fırçayla pıt diye alayım demiştim. Video bittikten sonra fark ettim. Of, bütün videoyu öyle izleyeceksiniz şimdi. Ortalamadığımın farkındayım ama hepsi şimdi anlam kazanacak. Bugün size Ankara'daki evimizden sesleniyorum ve gerçekten kendimi ifşa etmek için belli ki. Mart ayında hala ağacımızı kaldırmadığımızda görün istedim. Dümdüz beyazın karşısında çekmek istemedim. Bu herhalde videodan sonra artık kaldırırız bugün bu ağacı diye düşünüyorum. Buralara hep böyle görseller gelecek. O yüzden birazcık böyle yanladım kendimi. Ağacın üzerine görseller koyacağım. Başlıktan yarı anladığınız, yarı anlamadığınız üzere her kategorinin en başarılı markasını anlatacağım. Aslında bu konsepti ben Jessica Brown'da gördüm geçen gün. O sadece drugstore markalar için yapmış. Ben hem uygun fiyatlı hem yüksek fiyatlı markalar için yani birer tane isim vereceğim. Konsept şuradan hoşuma gitti. Mesela ben birisine bir şey önerirken atıyorum bir fondöten almam lazım diyor. Diyorum ki uygun fiyat mı alacaksın, yüksek fiyat mı alacaksın? Ona göre şu markadan bir şey alırsan genel olarak pişman olmazsın diye yönlendiriyorum. Ve bu önerilerimi şimdi sizinle de paylaşacağım. Bu arada videoda bahsettiğim bütün ürünleri aşağıya linklemiş olacağım. Ama eğer beni ilk kez bu videoda tanıdıysanız aramıza hoş geldiniz. Ben Nihan. Her pazartesi saat 18'de yeni videolar yayınlıyorum. Onları kaçırmamak için aşağıdaki abone ol butonuna basabilir, yanındaki zile tıklayabilirsiniz eğer... Bu video hoşunuza giderse like butonuna basarsanız da bana ve kanalıma her zaman yardımcı oluyor. Bir de bu videoyu izlerken eğer siz de aşağıya kendi listenizi yaparsanız yani fondötende X markasını tek geçerim falan şeklinde. Ben de böylece onları değerlendirmiş olurum. Eğer o markalardan herhangi bir şey denememişsem onları da denemiş olurum. Hazırsanız başlıyoruz. Ben bunu geçenlerde şeyde yaptım. Böyle çok aşırı acelemiz vardı ve konsere yetişmeye çalışıyorduk ve Ankara'da benim hiçbir şeyim yoktu. Kıyafet alıp bir de makyaj malzemesi almam gerekiyor çünkü tamamen hazırlıksız gelmiştim. Ve en yakında Gratis vardı. Koştur koştur Gratis'e girdim ve oradan işte fondöten alacağım, buraya gidiyorum işte. Aldık alacağım, ona gidiyorum falan şeklinde. Bunun hepsini yaptım ve inanılmaz rahatlatıcı ve çok böyle iyi bir know-how olduğunu düşünüyorum. O yüzden şimdi hızla başlayalım. Birincisi Buzz. Buzz için eğer Sephora'ya girdiyseniz hiç düşünmeden Smashbox'a gidebilirsiniz bence. Smashbox zaten asıl Buzz'larıyla ünlü oldu. Hatta Buzz'ı bizim hayatımıza katan marka diyebiliriz. Her ihtiyacı, her cilt tipine, her makyaj görünümüne göre bir baz bulabileceğiniz bir şey. Benim en sevdiğim biliyorsunuz zaten primerizer. İşte primerla moisturizer karışımı dedikleri niacinamide olan nemlendiriciyle baz karışımı bir ürün. Ama onun dışında işte düz normal nemlendirici olanı var. Asıl en ünlü olduğu gözenek kapatıcı olanı, gözenek görünümünü blurlayıcı olanı falan var. Böyle işte yağ alanı var, matlaştırıcı olanı. Her şeyi bulabilirsiniz Smashbox'ta. Drugstore olarak Smashbox kadar seçeneği olup da bütün hepsi Türkiye'de olan bir marka bence yok. Atıyorum mesela globalde Wet n Wild'ın gerçekten çok fazla bazı var. Ama şu an Türkiye'de hepsi yok onların. Ama Wet n Wild kötü değil diyebiliriz bu konuda. Dropper'da olan var. Hani böyle serum bir baz isterseniz. Matlaştırıcısı var. Bunlar da genel olarak iyi performans gösteriyorlar. Sizin eğer aklınızda öyle uygun fiyatlı gerçekten baz konusunda çok 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 iyi ve çok seçeneği olan herkese uyacak bir marka varsa bekliyorum muhakkak yorumlardan. İkincisi fondötenler. Fondöten yüksek fiyatlı Dior. Tek geçerim. Dior'un hem backstage fondöteni ben gerçekten çok çok seviyorum. Daha önceki senelerde hatta böyle yılın en iyi fondötenleri arasında falan da koymuştum. Mac'in Face and Body'si gibi düşünebilirsiniz. Böyle sıkıştırılan bir tüpte. Ama ondan birazcık daha mat ve çok çok daha kalıcı. Artı bir de şu anda formülünü yeniledikleri Forever serisini de çok seviyorum. Ben o Forever Skin Glow ve Forever Skin için videolar yapmıştım daha önceden. Hatta şu anda review'larını izliyorum. Daha da güzelleştirmişler. Onları alacağım. Kesin alacağım. Arkadaşlar fondötenler 900 lira olmuş. Uygun fiyatlılar için de L'Oreal diyeceğim. Aslında aynı şekilde savunacağım bu markaları ama farklı cilt tipleri için, farklı makyaj görünümleri için çok iyi sonuçlar veren çok iyi fondötenler yapıyor. Zaten o 24 Hour Fresh Wear en sevdiğim fondötenlerden bir tanesi. Onu övmelere doyamadım. Ya bu kadar uzun süre kalıcı, neredeyse her cilt tipine uygun bir fondöten olamaz yani ve cildiniz gibi duruyor. Onun kadar böyle daha full coverage falan bir şey istemiyorsanız True Match serisini de çok seviyorum. Hem renk anlamında da çok fazla seçeneği var. True Match'in en son gelen serum fondöteninde artık hiç böyle yok gibi makyaj istiyorsanız kullanabileceğiniz bir ürün. Eskiden mesela Cushion fondöteni falan vardı. Onları da çok severdim. Mesela benim gibi normalden kuruyor olan insanlara da çok uygun olabilecek çok güzel mat fondötenleri var. O böyle sıkıştırılmış tüpte infallible matını falan da çok çok seviyorum. Ya kapatıcıya geldiğimizde Milk'in Flex concealer'ını çok seviyorum ama
Onun dışında böyle koşup gidip de işte 500 liraya kapatıcı alın diyebileceğim bir kapatıcı çok yok. Ama genel olarak kapatıcıları iyi bir marka isterseniz NARS diyebilirim. Hem kavanoz içerisindeki soft matte concealer'ı gerçekten özellikle yüzde çok çok güzel oluyor. Bir de Radiant Creamy Concealer'ı hani kullanıyorum da ben. Hakikaten neden kült bir ürün olduğunu anlayabileceğiniz bir ürün o da neticede. Ama ben olsam yüksek fiyatlısını almam. Neden? Çünkü Maybelline concealer konusunda Mamma Mia bir marka. Age Wide'ı ve Fit Me'yi ya o kadar uzun senelerdir kullanıyorum ki anlatamam size. Şu anda da mesela yüzümde Age Wide var. Harika bir concealer. Kapatıcılık oranını da çok seviyorum ve yüzünüzde normal insan yüzü gibi durmasını çok seviyorum. Alçı gibi durmuyor. Çok daha fazla kapatıcılığa ihtiyacım var derseniz fırçası olan, tüpte olan Superstay kapatıcıyı da çok seviyorum. Yeni bir Superstay çıkmış, onu henüz denemedim, ondan bahsetmeyeceğim. Hala var mı emin değilim de Master Conceal vardı. Ben onu da çok severdim. İnanılmaz iyi bir kapatıcılığı vardı. Full glam bir şey yapacağım dediğinizde çok çok iyi oluyordu o. Pudra beni üzen bir kategori. Ya pudrada uygun fiyatlı veya yüksek fiyatlı hani şu marka bunu en iyi yapar diyebileceğim gerçekten bir marka bulamıyorum. Sevdiğim pudralar var. Türkiye'de yok henüz ama işte Charlotte Tilbury'i çok seviyorum biliyorsunuz. Zaten artık bir kez daha Charlotte Tilbury dersen birisi beni öldürecek ama. Hourglass'ı sıkıştırılmamış olan pudrasını da çok seviyorum. Şimdi Glowish'i deneyeceğim. Glowish'ın sıkıştırılmış pudrasını aldım. Fenty'nin sıkıştırılmış Invisi Matte Blotting Powder'ını seviyorum ama o böyle tüm yüz için değil de birazcık daha touch-up pudrası gibi. Uygun fiyatlılardan sevdiğim eskiden L'Oreal'in vardı. Böyle mor gibi olan bir pudrası vardı. Lavlen'in pudrasını denememi söylediniz. Onun açık morunu aldım. Çünkü mor demişsiniz ama birçoğunuz yani lilası var. Bir de acaba başka bir moru var gibi mi gördüm bilmiyorum. Lilasını deneyeceğim. Size döneceğim bununla ilgili. Love'de çok fazla pudra gördüm. Love'nin belki diğer pudralarını da alıp eğer hepsinden iyi performans alırsam Love diye bu listeye sokabiliriz. Kaş. Yüksek fiyatlı Anastasia Beverly Hills. Söyleyecek başka bir şey yok gibime geliyor. Şimdi Anastasia Beverly Hills'in Brow Freeze'ini aldım. Sephora'da Black Card'lara %20 indirim var. O yüzden hemen onu kaptım böyle. Zaten Brow Viz'ine bayılıyorum çok uzun zamandır. Şu anda alıştığımız o böyle kaşları yapıştıran bir jel istemiyorsanız böyle beyaz olmayan, kaşlarınızı çıtır çıtır yapmayan falan güzel bir jel isterseniz kaş maskarası çok güzeldir. Renkli maskaraları da güzel. Kaş farını çok uzun zamandır kullanıyorum. Zaten Anastasia Kardashian'ların falan böyle kaşçısı olarak ortaya çıkmış bir insan olarak ya tartışmaya gerek yok onun kaş ürünlerine. Uygun fiyatlı olarak da NYX'in kaş ürünlerini çok beğeniyorum. Lift and Snatch var bir tane en sevdiğim ince ince kaş çizmek için en iyi ürünlerden bir tanesi bu incecik fırça şeklinde keçeli böyle seyrek blok olmamış arada böyle 2-3 tane çizgi ekleyerek sadece hafif gürleştirdiğiniz kaşlar moda ya o görüntü için de çok güzel ve onun dışında da inanılmaz çok seçenek var nasıl bir kaş istiyorsanız NYX'te yüksek performanslı bir ürün bulabilirsiniz. Bronzerları yüksek fiyatlı Huda diyeceğim. Yani Huda'nın hem krem bronzer kontör ürünü Tantor'u çok seviyorum. Bir de Glowish'in bronzerını da çok seviyorum. Yani Huda'nın yaptığı bronzerları genel olarak gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Uygun fiyatlılarda da birazcık soru işaretliyim. Hem işte farklı farklı bronzer yapan hem de bunu çok çok iyi yapan bir marka şu an biraz soru işaret. Eğer toz bronzer istiyorsanız bence Maybelline'e gidip İstediğiniz herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Çünkü alt tonları çok güzel. Hiç yamalanmadan çok güzel dağılıyor. Fakat Maybelline'de marka olarak işte bronzer'da tek adresiniz diyebileceğim bir şey yok. Çünkü harika bir krem bronzer'ı bulamıyorum orada. Anlatabiliyor muyum yani? Revolution geldi bir ama Revolution'da da hepsi iyi diyemem. Ama allık konusunda mesela Revolution diyeceğim. Işıltılısından işte matına, paletinden teklisine çok güzel bir sürü allığı var. Krem allık da yapıyor ve o en son tüplerde olan Super Duo'lar çok güzel. Zaten toz allıklarının paletlerini eskiden beri çok beğeniyordum. O Sugar and Spice falan allık paletleri var ya. Ve teklileri de çok güzel. Revolution'da şöyle bir sıkıntı var. O kadar çok ürün yapıyor ki %100'üne kefil olmakta birazcık çekiniyorsunuz. Yüksek fiyatlı markam da NARS olacak. Kült olmuş, çok sevilen, çok güzel allıkları var ve başka markalarda bulamayacağınız inanılmaz renkler yapıyor. Performansları da çok iyi, kalıcılıkları da çok iyi. Bir de şimdi son yaptığı küçük potlarda güzel allıklar yapmış. Onlardan da aldım. Onlar da geliyor. Aydınlatıcılarla ilgili nerede 2 sene önceki Nihan, nerede şimdiki Nihan diyeceksiniz. Aydınlatıcılardan sen ben bir soğuğum mu? Unutuyorum falan kullanmayı unutuyorum. Yüksek fiyatlı neye para veririm diye düşündüğümde Hourglass'a veririm. Hourglass'ın hem stick aydınlatıcıları hem de zaten toz aydınlatıcıları harika. Şu an Türkiye'de toz aydınlatıcıları bulabiliyorsunuz, minilerini bulabiliyorsunuz. Eskiden olsa Becca derdim ama Becca'nın maalesef cenazesini kaldırdık arkadaşlarım. Becca öldü.
artık kalbimizde bile yaşayamıyor. Uygun fiyatlarda da Wet n Wild'ınkiler çok güzel. Fakat Wet n Wild'ın koleksiyon aydınlatıcılarına dikkat etmek lazım. Çünkü belirli bir konsept içerisinde o benim çok sevdiğim fotofokus aydınlatıcıları yaptıklarında böyle abuk subuk renkler veya abuk subuk içinde sim karıştırmalar falan bulabilirsiniz. Ama normalde ya bence gerçekten inanılmaz iyi, çok uygun fiyatlı, çok güzel aydınlatıcılar yapıyor. Hala yok herhalde. Tüpteki aydınlatıcıları da çok güzeldi. Neredeyse böyle Cover FX'in aydınlatıcılarının muadiliydi. Far konusunda yüksek fiyatlarda iki şeyde kaldım. Şu anda sadece minilerini kullandım ama Natasha Denona'nınkileri çok sevdiğimi biliyorsunuz zaten. En sonunda dayanamadım. Zamanı gelmişti. Büyük paletini de aldım. Onun hakkında da size dönerim. Fakat Natasha Denona demeyeceğim. Bu demeyen hali. Bu da diyeceğim. Formülü değiştirdiler. Ve şu anda Mercury Retrograde'ine de bayılıyorum. Ve böyle o kadar güzel renk hikayeleri var ki. İnsanı gerçekten oturup böyle makyaj yapma isteği getirtiyor. Dokuzluları zaten efsane. Nude'larını da seviyorum dokuzluların. Bu son Wild'larını da çok beğendim. Huda'nın bir de kremlerini de çok seviyorum. Krem farlarını. O zaten hani kaç kez bahsettim bilmiyorum. Melted Metals var ya. Onlar harika ikililer. Geçen gün Uğur bendeydi. Eline sürdü böyle. Döndü. Bir iki dakika konuştuk. Şimdi dedim eline dokun. Böyle sürtüyor. Hiçbir şey olmuyor falan. Yani harika. O yüzden gözünüzün katlanma yerinde çizgi olmayan krem far arıyorsanız hemen koşarak Huda alabilirsiniz. Uygun fiyatlı far paleti. Ya eskiden Metamaldakileri çok seviyordum. Fakat yeni formülüne geçtiğinde o hani beyazlara geçtiler ya, onlar eski onlular kadar güzeldi. Bunlar kullanılmayacak şeyler değiller. Fiyatları için çok iyiler. Fakat bence yerini Revolution'a kaptırdı. Revolution'ın ilk ürünleri, o işte chocolate barlar bilmem ne falan, hani onlar o kadar güzel değil. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Revolution çok fazla yeni ürün yapıyor. Çok fazla koleksiyon yapıyor. Abi hepsine kefil olamam diyebiliyorsunuz. Ama uygun fiyatlı sayılabilecek ve eğer renk hikayesi size uygunsa, sizin hani kullanacağınız şeylerse %85-90 falan yeni ürünlerinde, yeni formüllerinde memnun kalırsınız. İlklerini almayın ama o hala var galiba Watson's'ta. Hatta ilk ürünleri için video yapmıştım diye hatırlıyorum. Kanalda çok fazla Revolution videosu var. Kanalın ana sayfasına gidip oradaki kenarda bir tane arama çubuğu var. Oraya Revolution yazarsanız bütün Revolution videolarını görebilirsiniz. Bir fikir verir size neyi alıp neyi almayacağınız konusunda. Eyeliner için tent edeceğim. Flyliner'ı da çok seviyorum. Diğer fly pencil'ları da çok seviyorum. Hem çok fazla renkleri var. Flyliner'ın sadece kahverengisi ve siyahı var sanırım. Ama fly pencil'ın diğer renkleri de vardı diye hatırlıyorum. Jel kalemlerinin böyle kayması, sonra dağıttıktan sonra yerinden oynaması falan da çok güzel. Bayağı seviyorum. Uygun fiyatlı olarak da bir isteyeceğim. Hem çok uygun fiyatlılar, hem gerçekten yerlerinden oynamıyorlar. Özellikle asansörlü kalemleri. Hem keçi uçlu olanları hem fırça uçlu olanları çok başarılı. Maskara için de aynı şekilde yine bir isteyeceğim. Çok fazla seçenek var. Böyle 30 liraya falan alıyorsunuz ve aldığım ve pişman olduğum bir yüz herhalde yok. Yüksek fiyatlılarda da Lancôme. Monsieur Big serisi de çok güzel. Onun hani suya dayanıklısı da normali de çok güzel. Grandiose maskara harika. Hypnose'un hepsi çok güzel. Hypnose draması daha da güzel. Para vereceğim maskaraya diyorsanız Lancôme'a gidip gözünüz kapalı bir şey seçip çıkabilirsiniz. Rouge da yüksek fiyatlı. Bir şeye böyle para verir miyim? Veriyorum da çok az yani. Çok nadir. Renge falan çok tutulmam lazım. Fakat eğer seçenek derseniz bu da çok başarılı. Yani mat, ışıltılı ve kalem ve onların birleşimleri falan. Bir ruja ihtiyacım var ve hayalinde şöyle bir renk var diyebileceğiniz markalardan bir tanesi de. Uygun fiyatlarda da ben olsam Maybelline'e giderim. Color Sensation rujlarına bayılıyorum. Bir tane 745 Wooden Brown var mesela. Ruj bitirdiğim, hani böyle çok nadir görülmüştür bozulmalar, ruj bitirmek zor bir şey. Ve sadece Maybelline'in rujları. Maybelline'in mat bitişli Color Sensation'ları falan da güzel. Ama asıl benim çok sevdiğim Superstay Matte inkleri var. Superstay Matte Crayon'lar da çok başarılı. Her çıkarttığı ruj o objektif olarak harika olan bir marka. Çok da fazla renk seçeneği var. Uygun fiyatlı gloss da aynı şekilde. Maybelline diyeceğim. Lifter gloss'u da şu an Türkiye'de olan bütün renklerini TikTok'ta denedim. Eğer beni TikTok'tan takip ederseniz hepsini dudakta nasıl göründüğünü de görebilirsiniz. Zorla kendimi takip ettirmek plug'ı koydum ama uygun fiyatlıdan artık hani yükseğe geçersek benim en sevdiğim yine formülü Fenty olduğunu biliyorsunuz. Fenty'nin yani formül olarak birebir muadili. Fenty'nin muadili renkleri de var. Lifter'ın
pembe koleksiyonu varmış. Onu Türkiye'ye hiç getirmediler. Sanırım bir yere özel yapmışlar onu. Böyle hani Ulta'ya özel, Walmart'a özel falan gibi öyle bir koleksiyon yapmışlar. Eğer o Türkiye'ye gelirse gerçekten değmeyin keyfimize arkadaşlar. İnanılmaz güzel renkleri var. Fenty'yi topladığım gibi topladığım bir tek o var. Yani yüksek fiyatlı Fenty ise uygun fiyatlı da Lifter'ların hepsini alabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir bu konsept. Umarım eğer böyle bir şey alasınız varsa size de bir yol göstermiştir. Koleksiyonunuzu yeniliyorsanız falan gideceğiniz markalar hakkında birazcık fikir vermiştir. Lütfen lütfen siz de her kategoride en sevdiğiniz marka hangisiyse aşağıya yazın. Ben de onlara bakayım, değerlendireyim. Ayrılmadan önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Pazartesi saat 18'de kendi background'ımızda ve yılbaşı ağacıyla bağlantısız bir yerde buluşmak üzere. Öpüyorum.